Fakat 16. bu gizli güçsüzlük duygusu en tehlikeli etkisini karısının ruhsal durumu üzerinde göstermektedir. Cinsler arasındaki karşıtlığa uygun olarak aynı bozukluk erkek ve kadın kişiliğinde birbirinin tamamen tersi görüntüler oluşturur. Erkeğin cinsel gücünde bozukluklar görülüyorsa tutukluk ve güvensizlik oluşur. Kadının gönüllü teslimiyeti bir sonuca varmıyorsa zoraki bir hırçınlık ve aşırılık, hercai bir fingirdeklik su yüzüne çıkar. Doğası bakımından Marie Antoinette aslında tamamen normal, kadınsı, sevecen bir kadındır. Defalarca anne olmak üzere yaratılmıştır ve herhalde yalnızca gerçek bir erkeğe itaat etmeyi beklemektedir. Fakat uğursuzluk bu ya, tutup tam da ruhsal hassasiyetine karşı hem yetenek hem de istek taşıyan bu kadın, olağan dışı bir evliliğe erkek olmayan bir adama çatar. Fakat nikahın yapıldığı sırada yaşı daha 15'tir. Aslında bakıldığında kocasının o tatsız yetersizliğinin daha şimdiden ruhsal bir yük olarak sırtına binmesi gerekmez. Öyle ya bir genç kızın 22 yaşına kadar bakire kalması söz konusuysa bunun doğal olmayan bir şey olduğunu kim söyleyebilir ki? Fakat bu durumda Marie'nin bir sarsıntıya uğramasına ve sinirlerinin tehlikeli bir biçimde kızışmasına yol açan şey, devlet eliyle seçilmiş kocasının kendisine bu yedi sözüm ona evlilik yılını masumca ve el değmemiş bir bekaret içinde geçirtmemesi, bu beceriksiz ve tutuk erkeğin beraber geçirdikleri 2000 gece boyunca taze bedeni üzerinde habire didinip durmasıdır cinselliği yıllar boyunca doyurucu olmayan, utandıran ve aşağılayan, bir defa bile amaca ulaşmayan bir çabayla uyarılır da uyarılır. O zaman da bu sonsuz gelgitlerin, asla mutlu olamamanın, bu fütursuzca eğlenceden eğlenceye koşmaların hep birer sonuç, kocasından gelen, cinsel yönden bir yandan sürekli uyarılıp öte yandan hiç tatmin edilemeyişin neredeyse klinik anlamda tipik denebilecek bir sonucu olduğunu saptayabilmek için ruh hekimi olmak gerekmez. Ruhunun derinliklerinde ne heyecan ne huzur bulabildiği yedi yıldan sonra hala fethedilmemiş bu kadın etrafında hep hareket ve telaş olsun isteyecek ve başlangıçta çocukça ve neşelice bir oyun düşkünlüğünden ibaret olan bir huy, yavaş yavaş zoraki, hastalıklı, bütün sarayın skandal olarak algılayacağı ve Maria Teresa'nın da bütün dostlarının da boşuna savaşmaya çalışacağı bir eğlence düşkünlüğüne dönüşecektir. Nasıl ki kralda gereği yerine getirilmemiş erkeklik ağır demirci işine ve av tutkusuna, ham güce ve kas yorgunluğuna dönüşüyorsa Marie Antoinette'de de değerlendirilemeyen duygu gücü kadınlarla sevecen bir dostluğa, genç kavalyelerle cilveleşmelere, temizlik hastalığına, süs düşkünlüğüne ve içindeki duyguları tatminde hep yetersiz kalan benzeri davranışlara yönelir. Evlilik yatağında, Kadınlığının aşağılandığı bu yerden büsbütün uzak durduğu geceler çoğaldıkça çoğalır. Bu arada kocalık yapamayan kocası av yorgunluğunu üstünden atmak için uyumaktadır. Hak etmediği bir kocaya çatmış olduğundan kendisine layık olmayan bir hayat süren bu kraliçe sabahları saat dörde beşe kadar opera şenliklerinde, oyun salonlarında, gece yemeğinde yanında şüpheli dostlarıyla dolaşır durur. Yabancı ateşlerle ısınmaya çalışır. Fakat bu hafif meşrep hayatın aslında sevinç getirmediğini, yalnızca içindeki hayal kırıklığını dans edip eğlenerek örtbas etme çabasından ibaret olduğunu, öfkeli bir melankoliye kapıldığı anlar göstermektedir. Bir defasında akrabası olan Chartres düşesi ilk çocuğunu ölü olarak dünyaya getirdiğinde attığı o çığlık gibi. Bu olaydan sonra annesine şöyle yazar: bu ne kadar dehşetli de olsa isterdim ki ben de hiç değilse o kadarını başarayım. Yeter ki ölü olsun ama bir çocuk olsun. Yeter ki artık bu mahveden, bu onursuz durumdan kurtulsun. Artık kocasına gerçekten normal bir eş olsun. Yedi yıllık evlilikten sonra hala bakire olmasın. Bu kadının eğlence düşkünlüğünün ardındaki kadınca kaderi anlamayanlar, Marie Antoinette'in nihayet kadın ve anne olduktan sonra geçirdiği garip değişmeyi de ne açıklayabilecek ne kavrayabilecektir. Birdenbire sinirleri hissedilir şekilde sakinleşir. Ortaya başka biri, ikinci bir Marie Antoinette, hayatının ikinci bölümünde yaşadığı o kendine hakim, iradesi güçlü, serin kanlı Marie Antoinette çıkar. Fakat bu değişim fazla geç kalmıştır çocuklukta olduğu gibi her evlilikte de ilk yaşantılar belirleyici olan yaşantılardır. Kaldı ki ruhun o narin ve fazlasıyla hassas dokusundaki en ufak bir arıza bile on yıllar geçse de düzeltilemez. Duygu dünyasının asıl bu en içteki en görülmez yaralarında tamamen iyileşme diye bir şey söz konusu değildir. Fakat yine de bütün bunlar bugün bile her geçen gün kapalı kapılar ardında yaşanan türden kişisel bir trajedi, bir talihsizlik olarak kalabilirdi. Oysa bu örnekte söz konusu evlilik kusurunun uğursuz sonuçları özel yaşamın çok çok ötesine taşmaktadır. Çünkü karı ile koca burada kral ve kraliçedir kaçınılmaz bir şekilde kamuoyunun dikkati denen ve gösterdiğini çarpıtarak gösteren o dev aynasında belirmektedir. Başkaları söz konusuyken gizli kalan her şey, onların çevresinde dedikoduların ve eleştirilerin beslendiği bir kaynak olur. Fransız sarayı gibi alaycı bir saray tabii ki bu talihsizliği üzüntü duyarak saptamakla yetinmez.'' Marie Antoinette'in kocasının bu yetersizliğinin acısını nasıl çıkardığı konusunu bıkmadan deşip durur. Herkes karşısında kendine güvenen, cilveli, cıvıl cıvıl, kanı kaynayan, taze, çekici bir genç kadın görmektedir ve herkes bu muhteşem eşin nasıl bir uykucuya çattığını bilmektedir. Bütün o aylak kapı kulu takımı şimdi artık Marie Antoinette'in kocasını kiminle aldattığı sorusuyla uğraşmaktadır yalnızca. Tam da gerçek anlamda ortaya konacak hiçbir şey olmadığından kraliçenin namusu dedikodu konusu olur. Herhangi bir kavalye ile bir lazun ya da koyniyle ile bir at gezintisi yapmaya görsün o aylak gevezeler hemen adamın kraliçenin aşığı olduğunu ilan eder. Sarayın parkında saraylı hanımlar ve kavalyelerle bir sabah gezintisine mi çıktı? Hemen en inanılmaz türden sefahat öyküleri anlatılır. Hayal kırıklığına uğramış kraliçenin aşk hayatıyla ilgili düşünceler dur durak bilmez biçimde bütün sarayı meşgul etmektedir. Zamanla bu dedikodular üzerine şarkılar, kitapçıklar, yergiler ve pornografik şiirler yazılır. Önce saraylı hanımlar birbirlerine yelpazelerinin ardına gizlenerek o zehir gibi şiirciklerin yazılı olduğu pusulaları ulaştırır. Sonra edepsizce bunların şarkılarını söylerler. Sonra da bütün bu metinler basılı halde halkın arasında dolaşmaya başlar. Sonunda devrim propagandası başladığında Yakoben gazeteciler Marie Antoinette'i her türlü sefahatin baş düşkünü ve utanmak bilmez suçlu olarak ilan etmeye kalkıştıklarında uzun uzadıya gerekçe aramak zorunda kalmayacaklardır. Ve savcının da Marie Antoinette'in narin boynunu giyotin altına yatırabilmek için çapkınlık iftiralarıyla dolu bu Pandora kutusuna bir el atması yetecektir. Demek ki bir evlilik arızasının sonuçları burada insanların kendi talihi ya da talihsizliğinin ötesine, dünya tarihinin merkezine kadar uzanmaktadır. Krallık otoritesinin yıkılması aslında Bastille değil, Versailles'de başlamıştır. Çünkü kralın iktidarsızlığına ilişkin bilginin ve kraliçenin cinsel doyumsuzluğu yolundaki kötü niyetli yalanların Versailles sarayından bu kadar çabuk, ve bu kadar uzaklara yayılıp bütün halkın bildiği şeyler haline gelmesi rastlantı değildir. Aile politikası ile ilgili gizli nedenlere dayanır. Çünkü bu sarayda Marie Antoinette'in evliliğinde hayal kırıklığına uğramasından kişisel çıkarı olan dört ya da beş kişi, üstelik en yakınından akrabalar yaşamaktadır. Bunların en başında kralın iki erkek kardeşi geliyor.'' 16. Louis'nin bu gülünç derecede önemsiz fizyolojik kusuru ve ameliyat korkusu yüzünden yalnızca olağan evlilik hayatının değil, olağan veraset yolunun da bozulması son derece işlerine gelmektedir. Çünkü bu durumu kendileri tahta çıkabilmek için hiç hesapta olmayan bir fırsat olarak görmektedirler. 16. Louis'nin kardeşlerinden kendisinin bir küçüğü Provence kontu ve sonradan gerçekten 18. Louis olan çünkü amacına ulaşmıştır ve bunu kim bilir hangi pis yollardan geçerek başarmıştır. Kardeşi, hükümdarlık asasını tutan kişi olmak yerine ömrü boyunca ikinci adam olarak tahtın arkasında dikilmeyi bir türlü içine sindirememektedir. Ortaya bir taht varisinin çıkmaması halinde kendisi kral naibi hatta belki de kralın varisi mevkine gelecektir. Bu yöndeki sabırsızlığı hiç de dizginlenir gibi değildir. Fakat kendisi de koca olarak aynı şekilde şüpheli ve çocuksuz olduğundan Artu'a kontu olan ikinci erkek kardeşin de ağabeylerinin çocuk yapma yetersizliğinden çıkarı vardır çünkü bu durum onun oğullarını tahtın yasal varisleri kılmaktadır. Böylece ikisi de Marie Antoinette'in tarihsizliği olan durumu kendi talihleri olarak görmektedir ve bu dehşetengiz durum sürdükçe adaylıklarının da gittikçe sağlamlaştığını hissetmektedirler. Marie Antoinette evliliğinin 7. yılında kocasının aniden erkekleşmesi mucizesini gerçekleştirdiğinde ve kralla kraliçe arasındaki evlilik ilişkisi sonunda tamamen normale döndüğünde kardeşlerin gösterdikleri o ölçüsüz, o dizginlenemez nefretin nedeni budur. Provence kontu bütün beklentilerini yere seren bu darbeden dolayı Marie Antoinette'i hiç affetmemiş ve düzgün yollardan başına konmayan talih kuşunu dolambaçlı yollardan yakalamaya çalışmıştır. 16. Lüyi baba olduktan sonra en tehlikeli rakipleri kardeşi ve akrabalarıdır. Devrim kendine sarayda iyi yardımcılar bulmuştur. Kendisine kapıları açan, eline en iyi silahları tutuşturan eller bizzat prenslerin elleridir. Bu yatak hikayesi otoriteyi dışarıdan gelen bütün olaylardan daha güçlü biçimde olmak üzere içeriden bozmuş ve yıkılacak hale getirmiştir neredeyse her zaman gizli bir kader olur. Dışarıdan görülen ve açıkça yaşanan kaderi peşinden sürükleyen gizli bir kader vardır. Dünya çapındaki neredeyse her olay içerideki kişisel bir çelişkinin yansımasıdır. Tarihin büyük meslek sırlarından biri mikroskobik bir gerekçeden ucu bucağı görülmez sonuçlar türetmek olmuştur her zaman. Nitekim tek bir erkeğin geçici bir cinsel kusuru yüzünden bütün ülkenin alt altüst olması da bu türden olayların sonuncusu olmayacaktır. Sırbistan kralı Aleksandr iktidarsızlığı onu bu dertten kurtaran dragamasine olan erotik bağımlılığı ikisinin de öldürülmesi Peter Karayorgiev için tahta oturtulması, Avusturya'ya düşman olması ve Dünya Savaşı'nın çıkması da yine aynı şekilde kaçınılmaz mantık sırasıyla büyüyüp çığ haline gelen olaylardır. Çünkü tarih içinden kurtulmanın mümkün olmadığı o kader ağını örümcek iplikleriyle örer. O harika mekanizmasını harekete geçiren en küçük bir çark bile akıl almaz büyüklükte güçler oluşturur. Böylece Marie Antoinette'in varlığında da aslında bir hiç kadar önemsiz bir unsur devleşir. İlk gecelerinin ve evlilik yıllarının üstünde durulmaya değmeyecek hikayesi yalnızca kendi kişiliğini değil, dünyanın gidişatını da biçimlendirir. Fakat toplanan bu tehditkar bulutlar henüz ne kadar uzaklardadır? ne kadar uzaklardadır 15 yaşındaki bu kızın çocuk ruhunun uzantısı olan bütün sonuçlar ve karışıklıklar henüz oysa o beceriksiz arkadaşıyla içinde bir kötülük olmadan şakalaşmakta keyifle çarpan ufacık kalbi pırıl pırıl meraklı gözleriyle önündeki basamakların tahta doğru yükselmekte olduğunu sanmaktadır oysa bu yolun sonunda giyotin vardır fakat biri için daha baştan talihsizlik öngörülmüşse tanrılar ona işaret edip yol göstermez zaten bırakırlar hiçbir şeyin farkında olmadan yolunda yürüsün karşısına çıkacak kader de onun kendi içinde büyüyüp yetişir versayda sahneye ilk çıkış Bugün bile Versay otokrasinin en heybetli ve en iddialı ifadesi olarak etkisini gösterir. Başkentten uzakta, arazinin orta yerinde yapay olarak yığılmış bir tepenin üstünde, dam üstünde saksıya misali yükselen ve yüzlerce penceresi, yapay olarak açılmış kanallar ve yapay olarak tasarlanmış bahçeler üzerinden boşluğa bakan bir saray burada ne ticareti ve ulaşımı kolaylaştıran bir nehir geçmektedir, ne de yolların ve güzergahların keşişme noktası üzerindedir. Varlığı tamamen rastlantısal ve büyük bir efendinin keyfinin taşlaşmış bir ifadesi olan bu saray, şaşkın bakışların karşısına o anlamsız büyüklükteki ihtişamıyla çıkmaktadır. Ama 14. Louis'nin sezarvari iradesinin amacı da budur zaten. Kendi benlik duygusuna, kendi ilahlaştırma eğilimine ışıltılı bir sunak inşa etmek. Bu azimli otokrat, iktidar düşkünü bu insan parçalanmış bir ülkeye birlik sağlama yolundaki iradesini dayatarak başarılı olmuş, bir devlete düzeni, bir topluma töreyi, bir saraya teşrifatı, bir inanca birliği, bir dile saflığı kural kılmıştır. Birliği sağlayan bu irade onun kişiliğinden yayılmıştır. Öyleyse bütün parlaklığıyla yine onun kişiliğine yansımalıdır. Ben neredeysem devlet oradadır. Benim oturduğum yer Fransa'nın orta noktası, dünyanın merkezidir. Güneş Kral kendi konumunun bu sınırsız kapsayıcılığını simgelemek üzere sarayını özellikle Paris'ten uzağa taşır. Sarayını bomboş bir yere oturtmakla bir Fransa kralının iktidarının desteği ya da dekoru olarak kente, yurttaşlara, kitleye ihtiyaç duymadığını vurgulamaktadır. Kolunu kaldırıp emir vermesi yeter. Bataklık ve kum bahçelere korulara, şelalelere, mağaralara, sarayların en büyük ve en ihtişamlısına dönüşmeye başlayıverir. Devletinin güneşi bundan böyle kralın iradesinin kendi başına seçtiği bu astronomik noktadan doğup batacaktır. Versay, Fransa'ya halkın hiçbir şey olmadığını, kralınsa her şey olduğunu göstermek için yapılmıştır. Fakat... Yaratıcı güç her zaman yalnızca gereğini yerine getiren insana ulanmış olarak kalır. Yalnızca tacın çemberidir miyle salınan, o tacın içerdiği iktidar ve yücelik değil. Ufku dar, duyguları zayıf, zevke düşkün ruhlar, oluşturucu etkinliği olmayanlar, 15. Louis ve 16. Louis'nin kişiliğinde o geniş sarayı, o büyük ölçekte kurulmuş devleti miras alırlar. Dışarıdan bakınca bunların yönetiminde de hiçbir şey değişmemiş gibidir. Sınırlar, dil, ahlak, din, ordu, o önceki güçlü el her şeyi fazlasıyla belirgin bir şekilde biçimlendirmiştir. Yüz yıl sonra bile silinmeyecek gibi. Fakat çok geçmeden o belirgin biçimler içeriğini kendilerini yaratan güdüden gelen ateş gibi sıcak maddesini yitirmeye başlar. 15. Louis döneminde Versailles, görüntü olarak değişmez ama anlamı değişir. 3-4 bin hizmetli gösterişli kıyafetleriyle koridorlarda, avlularda koşturup durmaktadır hala. Hala iki bin at ahırlarda beklemekte, menteşeleri pek güzel yağlanmış olan o yapay teşrifat mekanizması bütün kabullerde, opera şenliklerinde ve maskeli maskesiz bütün balolarda hala tıkır tıkır çalışmakta, kavalyelerle damlar, üstlerinde brokar, ipek pliseli, mücevherlerle bezenmiş şahtafatlı elbiseleriyle, hala aynalı salonlarla altın pırıltılı odalarda salınıp gezmektedir. Bu saray o zamanki Avrupa'nın en meşhur, en rafine, en uygar sarayıdır. Fakat eskiden kabına sığmayıp taşan bir iktidarın ifadesi olan ne varsa artık çoktan yalnızca boş döngü, ruhsuz, anlamsız bir üşgüzarlık olup çıkmıştır. Yine bir Louis kraldır fakat hükümdar değil olana bitene kayıtsız bir kılıbıktır. Bu Louis de başpiskoposları, bakanları, komutanları, mimarları, müzisyenleri sarayına toplar. Ama nasıl ki kendisi bir 14. Louis değilse, ötekiler de artık birer Bosse değildir. Birer Turen, Richelieu, Mansart, Colbert, Resin, Cornell değildirler. Post düşkünü, dal kavuk, entrikacı, biçimlendirmek yerine yalnızca sefal sürmek isteyenler bir kere yaratılmış olana iradesiyle ve zihniyle kan vermek yerine asalak gibi onun kavanını sömürenlerdir yalnızca. Bu mermerden sera içinde artık gözü pek planlamalar, azimle girişilen yenilikler, edebiyat yapılıkları boyatmaz. Entrika ve hoşgörüne bataklığının bitkileridir yalnızca bereketli biçimde serpilen. Artık asıl önemli olan kişinin işi değil, hileleri, hizmeti değil, kayırılmasıdır. En yüksek mevkilere sabah komblünde Pompudur'un ya da Dubare'nin karşısında en fazla eğlenler çıkmaktadır. Eylem yerine laf, öz yerine görüntü geçerlidir. Bu insanlar her zaman kendi aralarında evlenerek kral, devlet adamı, rahip, komutan rollerini yalnızca birbirleri için pek büyük bir zarafet içinde ve tamamen boşuna oynamaktadırlar. Fransa'yı da gerçekliği de unutmuştur hepsi. Yalnızca kendilerini, kariyerlerini, eğlencelerini düşünmektedirler. 14. Louis'nin idaresi altında Avrupa'nın Forum Maximus'u olarak düşünülmüş olan Versailles, 15. Louis'nin idaresi altında sürekli çaptan düşerek Soylu amatörlerin oynadığı bir sosyete gösterisine dönmüştür. Fakat bu oyun dünyanın oldu malası gördüğü en yapay ve en masraflı oyundur. Bu azametli sahne üzerinde şimdi ilk defa sahneye çıkan bir oyuncunun ürkek adımlarıyla 15 yaşında bir kız beliriyor. Çıktığı rol başlangıçta yalnızca küçük bir deneme rolü. Veliaht yani taht varisinin karısı rolü. Fakat soylunun da soylusu seyirci kalabalığı bilmektedir ki Avusturyalı bu küçük sarışın arşidüşesin ileride Versay'ın başrolüne kraliçe rolüne çıkması öngörülmüş. Onun için saraya gelir gelmez bütün bakışlar merakla kendisine çevrilmiştir. İlk izlenim çok olumludur. Çoktandır burada bu kadar çekici bir kızın sahneye çıktığı görülmemiştir. Serv porseleninden yapılmışa benzeyen, büyüleyici bir biblo, boyalı bir taş bebeğin teni, fıldır fıldır bakan mavi gözler, en çocuksu şeylere gülmeyi, en zarif biçimde somurtmayı bilen cüretkar bir ağız. Tavrı kusursuz, zarif bir yürüyüşü, insanı hayran bırakan bir dans üslubu var. Ama yine de bir imparatoriçenin kızı olması boşuna değil. Aynalı galeriyi başı dimdik ve mağrur bir edayla Kat edişinde utanıp sıkılmadan sağ sola selamlar verişinde kendinden emin bir tarzı var. Bir prima donna'nın yokluğunda başrolü oynamaya devam etmelerine hala izin verilen hanımlar pek gizleyemedikleri bir kızgınlıkla bu dar omuzlu ve henüz kadınlık yaşına gelmemiş kızın şahsında zaferi şimdiden kazanmış rakiplerini görürler. Yine de yalnızca bir davranış hatası vardır ki bu katı disipline düşkün saray halkı oy birliğiyle saptamadan edemez. 15 yaşındaki bu çocuk sarayın bu kutsal salonlarında baston yutmuş gibi değil de çocuksu bir tasasızlık içinde dolaşmak gibi tuhaf bir istek duymaktadır. Doğuştan bir ateş parçası olan küçük Marie Antoinette ortalıkta eteklerini uçura 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 kocasının küçük erkek kardeşleriyle koşuşturmaktadır kral olacak bir prensin celcesinden burada kesintisiz olarak beklenen o iç bayıltıcı ölçülülüğe, o buz gibi sakınganlığa henüz alışamamıştır. Büyük vesilelerde kusursuz bir şekilde davranmasını bilir. Çünkü kendisi de zaten şarşada buradakinden geri kalmayan İspanyol Habsburg teşrifatı içinde büyümüştür. Fakat Hofburg'da ve Schönbrunn'da yalnızca tören vesilesiyle böyle törensi davranışlar sergilenirdi. Bir kabul verileceğinde teşrifat bir gala elbisesi gibi dolabından çıkarılır, bitince de Heduklar davetlerin ardından kapıları kapatır kapatmaz derin bir soluk alınarak tekrar yerine bırakılırdı. O zaman gevşerdi insan, rahatlar, samimi aile hayatına dönerdi. Çocuklar cıvıl cıvıl oynaşıp eğlenebilirdi. da teşrifat kullanılırdı gerçi ama ona kul köle olunmazdı. Oysa burada bu özentili ve devri geçmiş sarayda insan yaşamak için değil yalnızca göstermek için yaşamaktadır. Ve birinin rütbesi ne kadar yüksekse uyacağı kurallar da o kadar çoktur. Öyleyse Tanrı esirgesin, İnsan asla içinden gelen bir reste bulunmamalı, ne pahasına olursa olsun doğal bir yönünü göstermemelidir. Yoksa göreneklere karşı bir daha onarması olanaksız bir suç işlemiş olur. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha tavrını korumalı, yoksa o acıma nedir bilmeyen ve varlığının tek nedeni bu tiyatronun içinde, bu tiyatro için yaşamak olan saray halkı, homurdanmaya başlar. Mara Antoinette, Versay'ın bu korkunç merasim ciddiyetini, bu seremoni düşkünlüğünü çocuk olarak da, kraliçe olarak da hiç mi hiç anlayamamıştır. Burada bütün insanların bir baş hareketine, ileri atılan bir adıma verdiği dehşetengiz önemi kavrayamaz doğasından gelen başına buyrukluğuyla, inatçılığı ve her şeyden önce baskı tanımaz doğruculuğuyla her tür kısıtlamadan nefret etmektedir. Gerçek bir Avusturyalı olarak kendini koyu vermek, hayatını yaşamak istemekte bu katlanılmaz önem düşkünlüğünü sürgüt sineye çekmeye yanaşmamaktadır kendi memleketinde okul ödevlerinden nasıl kaytarmışsa burada da her fırsatta nedimesi olan ve alayla madam etik diye adlandırdığı o katı madam Noel'den kaçar. Politikanın fazla erken bir yaşta sattığı bu çocuk bilincinde olmadan yeni konumunun getirdiği onca lüksün orta yerinde kendinden esirgenen tek şeyi istemektedir. Birkaç yıl gerçek çocukluk. Fakat tahta çıkacak bir prensesin çocuk olmasına ne anlayış gösterilebilir ne de izin verilebilir artık. Herkes ona bu sarsılmaz ağırbaşlılığı, koruma yükümlülüğünü anımsatmak için birlik olur. Asıl eğitim pek kaba sofu bir kadın olan başteşrifatçı kadının yanı sıra 15. Louis'nin kızları olan ve faziletlerinden en kötü niyetli iftiracının bile kuşku duymaya cesaret edemeyeceği bağnaz bir, kötü ruhlu üç evde kalmış halaya düşmektedir. Madame Adelaide, Madame Victoria, Madame Sophie. Bu üç Moira, kocasının ihmal ettiği Mara Antoinette'i görünüşte dostça bağırlarına basar, küskünlükle oturdukları gözlerden uzak köşelerinde onu saray entrikasının bütün stratejisiyle tanıştırırlar. Orada medisans denen sanatı, sinsice kötülükler yapmayı, saman altından su yürütmeyi, ufak ufak iğneleme tekniğini öğrenmesi beklenmektedir. Başlangıçta bu yeni ders küçük, tecrübesiz Marie Antoinette eğlenceli gelir. İçinde bir kötülük duymadan öğrendiği alaycı konuşmaları tekrarlar. Fakat böyle fenalıklar doğuştan içinde bulunan dürüstlüğe ters düşmektedir aslında. Marie Antoinette kendini olduğundan farklı göstermeyi, nefret olsun, eğilim olsun, duygularını saklamayı hiç öğrenmemiştir ve ileride bunun zararını da görecektir. Çok geçmeden içindeki doğru güdünün sesini dinleyerek halaların vesayetinden kurtulur. Dürüst olmayan her şey onun açık sözlü ve sınır tanımaz doğasına aykırıdır. Kontes Noel de öğrencisi bakımından bir o kadar talihsizdir. Bu 15-16 yaşındaki kızın canlılığı, sınırları güzelce çizilmiş, her ayrıntısı maddelere bağlanmış, günlük plana sürekli baş kaldırmaktadır. Bu planda da hiçbir şeyin değiştirilmesine izin yoktur. Kendisi gününü şöyle anlatır: Saat 9.30 ya da 10'da kalkıyorum. Giyinip sabah duamı ediyorum. Sonra kahvaltı ediyorum ve halalara gidiyorum. Yanlarına genellikle kralla karşılaşıyorum. Bu saat 10.30'a kadar sürüyor. Saat sonra saat 11'de saçımı yapmaya gidiyorum. Öğleyin mahiyetim çağrılıyor. O zaman rütbesi ve namı olmayanlar hariç herkes yanıma girebiliyor. Allık sürüyorum ve oraya gelmiş olan herkesin gözü önünde ellerimi yıkıyorum. Sonra erkekler çıkıyor, hanımlar kalıyor. Ben de onların gözü önünde giyiniyorum. 12'de kiliseye gidiliyor. Kral Versay'da ise onunla, kocamla ve halalarla beraber ayine gidiyorum. Kral yoksa veliahtla yalnız olarak ama hep aynı zamanda gidiyorum. Ayinden sonra herkesle beraber öğle yemeği yiyoruz. Fakat bu da saat bir buçukta bitiyor. Çünkü biz ikimiz de çok çabuk yiyoruz.'' Bundan sonra veliahtın yanına gidiyorum. İşi varsa odama dönüyorum, okuyorum, yazıyorum ya da iş yapıyorum. Çünkü kral için bir ceket hazırlamaktayım. Çok da yavaş ilerliyor. Fakat umut ederim ki Tanrı'nın yardımıyla birkaç yıl içinde bitmiş olacak. Saat üçte yine halalara gidiyorum. Bu sırada kral da onların yanına geliyor. Saat dörtte rahip bana geliyor. Saat beşte piyano hocası ya da şan hocası saat 6'ya kadar. buçukta hemen hemen her zaman yürüyüşe çıkmamışsam halalara gidiyorum. Bilmelisin ki kocam da hemen hemen her zaman benimle halalarının yanına gidiyor. Saat 7'den 9'a kadar oyun oynanıyor. Eğer hava güzelse ben yürüyüşe çıkıyorum. O zaman da oyun bende değil halalarda oynanıyor. Saat 9'da akşam yemeği yiyoruz. Eğer kral yoksa halalarda biz de yiyor ama kral varsa akşam yemeğinden sonra biz onlara gidiyoruz. Kralı bekliyoruz. Genellikle saat 10'u çeyrek geçe geliyor. Ama ben bu arada büyük bir kanepeye uzanıp kral gelinceye kadar uyuyorum. Eğer kral yoksa saat 11'de yatmaya gidiyoruz. İşte böyle benim günlük planım. Bu program içinde eğlenceye pek zaman kalmamaktadır. Oysa kızın sabırsız gönlünün asıl istediği budur genç kızın kanı kaynamakta, mari oynamak, yaramazlıklar yapmak istemektedir. Fakat o zaman da hemen Madame Etik işaret parmağını kaldırmakta, filan hareketin ya da falan hareketin ve aslında Marie Antoinette'in istediği her şeyin bir veliaht işi konumuyla hiçbir şekilde bağdaşmadığı konusunda onu uyarmaktadır. Bir zamanlar öğretmeni, şimdi günah çıkardığı ve birlikte kitap okuduğu Raif Vermont'la durum daha da kötüdür. Aslında Marie Antoinette'in öğrenmesi gereken şeyler ürkütücü çokluktadır. Çünkü eğitimi ortalamanın bir hayli altındadır. 15 yaşındadır ve Almancası daha şimdiden epey zayıflamıştır. Fransızcayı daha iyice öğrenmemiştir. Yazısı kargacık burgacıktır. Üslubu olmayacak beceriksizliklerle ve imla hatalarıyla doludur mektuplarını hala her yardımına koşan rahibe yazdırmak zorunda kalmaktadır. Bundan başka rahibin ona her gün bir saat kitap okuması ve onu bizzat okumaya zorlaması gerekmektedir. Çünkü Maria Teresa neredeyse her mektubunda kızına okuduklarını sormakta, Tonetti'nin gerçekte her öğleden sonra okuduğu ya da yazdığı yolundaki haberlere de pek inanmamaktadır. Kafanı iyi kitaplarla doldurmaya çalış.'' diye tembih eder. Bu senin için başka herkes için olduğundan daha elzem. İki aydır rahibin listesini bekliyorum ve senin o kitaplarla uğraşmamış olmandan, kitaplar için ayrılmış zamanının havaya gitmiş olmasından endişe ediyorum. Şimdi kış zamanı bu meşguliyeti ihmal etme. Çünkü öbür meşguliyetlere ne müziğe, ne resim, ne dansa, ne de öbür güzel ilimlere hakimsin. Ne yazık ki Maria Teresa güvensizlik duymakta haklıdır. Çünkü küçük Tonet hem naif hem de becerikli tarzıyla Raip Vermond'u parmağında nasıl oynatacağını çok iyi bilmektedir. Sonuçta bir veliaht işi eşi ne zorlanabilir ne de cezalandırılabilir. Okuma saati hep sohbet saatine dönüşmekte, öğrenci pek bir şey, daha doğrusu hiçbir şey öğrenmemektedir. Bundan böyle annesinin ısrarları da onu ciddi bir şeyle uğraşmaya itemez. Düzgün bir çizgi izleyen, sağlıklı bir gelişme, fazla erken ve zorla yapılan bir evlilikle bozulmuştur. Sıfatına bakılırsa kadın sayılan, gerçekte ise daha çocuk olan Marie Antoinette'den daha şimdiden saygınlığına ve mevkine uygun bir majeste davranışı sergilemesi beklenir öte yandan da hala defterini kitabını açıp bir ilkokul öğrencisinin çoktan bildiği şeyleri öğrenmesi beklenir. Bazen büyük hanımefendi muamelesi görür, bazen küçük, reşit olmayan bir çocuk gibi azar işitir. Saray teşrifatçısı hanım kendisinden konumunu temsil etmesini ister. Halalar entrika çevirmesini, annesi kültür edinmesini. Fakat onun genç gönlü yaşamak ve genç olmaktan başka bir şey istememektedir. İşte bu yaşı ile konumunun kendi iradesiyle başkalarının iradesinin arasında kalmasının getirdiği çelişkiler aslında her bakımdan düzgün boy atmış bir karakterde, daha sonra Mara Antoinette'in kaderini büyük belalar getirecek biçimde belirleyecek olan o huzursuzluğun ve dizginlenmek bilmeden özgürlük arayan o sabırsızlığın oluşmasına yol açar.